Dolayısıyla Sayın Sezer, bir virgül koyabilir miyiz? Acil bir bağlantı yapacağız Diyarbakır'a. Bir gelişme var. Muhabir arkadaşımız şu anda Diyarbakır'da bizlere son bilgileri verecek. Evet, şu anda ekranımızda sevgili arkadaşımız Elif Çetiner. Evet, sendeyiz Elif'ciğim. Neler anlatacaksın bize? Son bilgiler nedir? Gün boyunca buradaydık Mehmet Ali Güler. Narin'den gelen güzel bir haberi bekledi bütün Türkiye 19 gün boyunca, ama maalesef bu sabah saatlerinde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ve o cansız beden bu sabah itibariyle Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Ve yaklaşık 8 saati geride bırakan bir adli tıp ön incelemesi yapıldı. Az önce de Diyarbakır Barosu Başkanı Nait Eren bir bilgi paylaştı. Çünkü ilk andan itibaren raporu incelerken oradaydı. Kendisi de an ve an o incelemeyi takip etti ve az önce de en son bilgileri bizimle paylaştı. Narin'in torba içerisinde bulunduğunu ve o torba içerisinde artık Narin'in 19 gündür vücudunda deformeler oluştuğunu, cansız bedeninde deformeler oluştuğunu belirtti. Diğer önemli bir noktada torbanın içerisinde Narin'e ait eşyalar da yer alıyordu. Kur'an kursuna giderken kullandığı çanta, orada ders almak için kullandığı Elif Bağ olarak nitelendirilen Kur'an-ı Kerim'in ön hazırlık kitabı. Çok merak edilen bir diğer nokta, bir terlik bulunmuştu. İlk başlarda hatırlarsanız Narin'e ait olduğu söylenmişti. Ama o terlik de Narin'e ait değildi. Çünkü Narin'in ayağındaki terliklerin iki çifti de yine o torbanın içerisinde bulunmuş ve şu anda adli tıp morgunda incelenmeye devam ediyor. 8 saat, yaklaşık 8 saat boyunca bir inceleme söz konusu oldu. O hala devam ediyor. Az önce Nait Eren de bildirdi. Özellikle vurgulanması gereken bir noktaydı. Çünkü 19 gündür kayıptı. Hala devam ediyor inceleme. Çünkü elde edilecek en ufak detay, Narin'in nasıl öldürüldüğü ya da ne biçimde öldürüldüğü, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğüne dair ciddi ipuçları verecektir. Ve bu gece de Narin'in cansız bedeninin ailesine teslim edilmesi bekleniyor. Bununla birlikte de buradaki bekleyiş de devam ediyor. Tekrar belirtelim, Narin'in vücudunda deformeler oluşmuş durumda. Bunun acaba bulunduğu su kenarındaki sudan kaynaklı mı, yoksa 19 gündür hayatını kaybettiği için mi oluşan deformeler olduğu da araştırılıyor burada. Bununla birlikte Narin'e ait eşyalar, o gün kullandığı eşyalar da yine kendisinin üzerinde ve o torbanın içerisinde bulunmuş durumda. Burada da aileler bekliyor. Cenazenin bu akşam aileye teslim edilmesi de beklenen diğer bir nokta diyelim ve tekrar sözü size bırakalım Mehmet Ali Güler. Teşekkürler Elif Çetiner. Evet değerli izleyiciler, sıcak gelişmeleri aldık ne yazık ki. Ve 21 gözaltı olduğunu da belirtelim. Bu arada Cumhuriyet.com.tr şu anda önümde açık ve ilginç bir haber. Narin'in ablası da birkaç yıl önce merdivenden düşerek ölmüş. Şimdi bu iki ölümün peş peşe gelmesi, eski ölümle ilgili de bir soruşturma açılması gerekir görüşlerini ortaya çıkarıyor. Bir çocuk istismarı mı var acaba diye böyle görüşler de var. O haberi de aktarmış olayım. Evet, Sayın Sezer'le tekrar devam edeceğiz. Sayın Sezer, Suriye boyutuna girmiştiniz. Belki isterseniz hazır virgül koymuşken o virgül orada kalsın. Sayın Ertürk'ten de bir genel Türkiye-Mısır normalleşmesi konusuna değerlendirme alalım. Sonra bu Suriye meselesi tabii önemli olduğu için orayı biraz daha açacağız. Evet Sayın Ertürk, Atatürk dendi. Bir de işte az önce fotoğrafta gösterdi. Atatürk mü demiş? Aydın Hocam daha iyi biliyor. Yoksa Mustafa Kemal, Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. O zaman bir inceleme başlatmak lazım diyorum. Bir inceleme gerektirir. Ben tweette onu da belirtmiştim değerli komutanım. Ayol abi de sesi Mustafa Kemal'in askeri gider mi diye de bir espri yapmıştım, evet. Şimdi tabii Türkiye'de de az önce o fotoğraf vardı ekranda, Erdoğan uçakla uğurlarken bir Rabia işareti vardı. İşte Rabia ile uğurladı gibi haberler. İşte ekranda şu anda fotoğraf bu bölümü verilmiş oldu. İş biraz buralarla değerlendiriliyor ama netice itibariyle bir yanlıştan öyle ya da böyle dönülmüş oldu. Bu normalleşme Türkiye'nin kayıplarını elbette telafi etmeyecek ama
en azından bu normalleşme Doğu Akdeniz, Suriye, Orta Doğu pek çok ilişkiler bakımından ne getirecek? Siz nasıl değerlendirdiniz bu normalleşmeyi? Şimdi Aydın Hoca U dönüşü dedi. U dönüşüne niçin ihtiyaç duyulur? Yanlış yola girdiyseniz, yanlış yolda uzun bir süre inatla devam ettiyseniz, devlet aklını yok sayarak devam ettiyseniz, şimdi evet bir U dönüşü yapıyorsunuz ama kayıplar ne olacak? Bir de bu U dönüşü ihtiyacı nasıl oldu? Şartlar zorladı. Yani bu işin içinde yalnızlık var, ekonomik iflas var, bir şekilde bölgedeki şartların değişmesi var. Yani siz bunu sizi zorladığı için bu değişikliği yapmak zorunda kaldınız. Bir mecburiyet var. Tabii ki. Peki niçin bu yanlış yola girildi? Bu işin içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeyi dizaynı var, BOB var, Arap Baharı var. İktidar ayağına bir şans geldiğini, İslam'ın lideri olacağını zannetti. Ve ihvancılık yüzünden. Şimdi darbe olduğu için Mısır'la ilişkilerimiz. Hayır, esas tabii ki darbe ama esasında orada Mursi'nin devrilmesiyle Recep Tayyip Erdoğan hayalleri Kahire'de gömüldü. Yani sorun esasında yani buydu. Yani örneğin Genelkurmay Başkanı Abdullah Es-Sisi, Abdülfettah Es-Sisi arada Mursi olmayıp ilk darbe olarak değil mübareğe yapsaydı Türkiye ilişkileri sıfırlayacak mıydı? Hayır. 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 Bir kere angaje oldu. Bir de hatta darbe olmayabilirdi. Yani biliyorsunuz halk hareketleri başladı. Çünkü İhvan ipin ucunu kaçırmıştı. Yani darbe engellenebilirdi esasında manevra yapsa. Ama işte Sayın Erdoğan'ın o gün biliyoruz basına da bunlar yansıdı. Yanlış telkinlerde bulundu. Diren dedi. Belki de darbenin gelişmesinde Türkiye'nin önemli bir katkısı var. Bir de şimdi Türkiye'nin onanmaz zararları var. En önemlisi de deniz yetki alanları konusunda. Yani biz Akdeniz'de kendi deniz yetki alanlarımızı maksimize edebilmek için anlaşma yapmamız gereken ilk ülke Mısır'dı. İnatla, hatta hatırlıyorum ben hem yazıyorum hem televizyon ekranlarında konuşuyorum. O